Ne borcu hatun? Sen evvela daha önce aldıklarını öde. Kızlar! Ne duruyorsunuz hala burada? Dersiniz yok mu sizin? Haydi meşhaneye! Sümbül ağam, biriken yemeğler ne vakit ödenecek? Hepimiz parasız kaldık. Bir ayı geçti, tek kuruş almadık ağam. Daha ne kadar sürecek böyle? Hay Allah'ım, sanki aç açık bıraktık sizi. Edebinizle oturun. Kimsenin parası kalmayacak, fazlasıyla ödenecek inşallah. Geçen gün de öyle diyordun ağam. Vaziyeti iyi değil sultanım. Malumunuz seferden mütevellit nakit sıkıntısı var. Yevmiyelerini kaç haftadır veremedik. Bir an evvel bir çözüm bulmak lazım. Zira sefer daha uzun sürecektir. Bu meseleyle alakadar oluyorum Afife Hatun. En kısa zamanda bir çözüm bulacağım. Yahu siz laftan anlamaz mısınız? Ordu seferde utanmadan sıkılmadan ettiğiniz laflara bakın. Yemeğimizi istemek suç mu ağam? Benim asabımı bozmayın! Eşkıya olduğunuz da yol mu kesiyorsunuz yahu? Sizin yerinizde olmak isteyen kaç hatun var dışarıda? Bundan haberiniz var mı? Sümbül ağam. Sultanım. Ne oluyor burada? Sultanım bağışlayın. Günlerdir yemeğimizi vermiyorlar. Onu sual ediyorduk. Sümbül ağam. Cebimizde tek kuruş paramız kalmadı sultanım. Kimse ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Zinhar size hürmette kusur etmek istemeyiz. Biz sadece merak içindeyiz. Birkaç gün daha sabredin. Sonra birikmiş tüm yevmiyelerinizi alacaksınız. Sümbül ağam sen benimle gel. Allah sizden razı olsun sultanım. Sümbül ağam, böyle olmayacak. Bana derhal Mercan Aycar. Emredersin sultanım. Emirlerinizi harfiyen yerine getiriyorum sultanım. Haremde kazan kaynamaya başladı. Âlâ. Hürrem her geçen gün haremdeki gücünü biraz daha kaybedecek. O kaybettikçe biz kazanacağız. Hiç kimse memnun değil vaziyetten sultanım. Ancak Hürrem Sultan bir şekilde susturacaktır onları. Bu mümkün elbette. Susturabilir. Ancak ateşin yanmasına mani olamaz. Biz ateşin altına odun attıkça daha da yükselecektir o ateş. Nerede kaldı bu Mercan'a? Haber verdim ama çalışmaya gönlü yok ki Afrit. Arzu ederseniz gidip bakayım sultanım. Sultanım. Neredesin sen Mercan ağa? Harbi başımıza yıkacaklar. Sen orada da yoksun. Bağışlayın sultanım. Sarayın işleriyle meşguldüm. Cariyelerin birikmiş yevmiyeleri hala ödenmedi. Ne vakit gelecek bu tahsisat? Ben de bu mevzuyla alakalı Mustafa Paşa ile görüştüm sultanım. Maalesef tahsisatın ne vakit geleceği meçhul. Seferden mütevellit nakit sıkıntısı mevcut. Sıkıntı herkesin malumu Mercan ağa. Bana bunu nasıl çözeceğimizi söyle. Tahsisatı beklemekten başka çaremiz yok sultan. Ya da... Mercan ağa. Kendi cebimden ödeyemem. Zira elimdeki nakidin hepsi külliye inşaatı ve vakfın harcamalarına gidiyor. Malumum sultan, malumum. Ben tahsisat gelene kadar Yahudi tacirlerden borç alınabilir diyecektim. Anladım. Sen çekilebilirsin. Sultanım. Ne diyorsun Sümbül? En doğrusunu siz bilirsiniz elbet. Ancak borç almaya lüzum yok. Tahsisatı bekleyelim sultanım. Sümbül hatunların halini gördüm. Bir iki ay daha sabredemezler. Zinhar bir isyan çıkmasını istemeyiz, öyle değil mi? Düşmanlarıma böyle bir fırsat veremem.
kimin haddine isyan etmek sultanım? Hepsini mum ederiz evvelallah.